Türkiye Kamusen'e bağlı Türk Bürosel Mersin Şubesi üyeleri Dörce'nin bir insanlık dramı olduğunu ifade ederken konunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Bu kadar farklı statülerin yer aldığı bir istihdam rejiminde görev yapan personelin hiçbiri bir diğeriyle aynı haklara sahip değildir. Sendika üyeleri adına Türkiye Kamusen Mersin İl binasında bir basın toplantısı düzenleyen Türk Bürosel Mersin Şubesi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hamdullah Özbulut, ülkemizde birçok farklı statüde çalışan personel bulunduğunu kaydetti ve söz konusu personellerin hiçbirisinin diğeriyle aynı haklara sahip olmadığını söyledi. Bu durumun kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkardığını ifade etti. Bu uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak ya da sosyal eşitliğe ulaşmakta mümkün olmamaktadır. Türk Bürosel Mersin Şubesi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hamdullah Özbulut, son yıllarda hastalık, ölüm, evlenme gibi hakların kısıtlandığını ve 4C statüsünde çalıştırılan kamu personel sayısının arttırıldığına dikkati çekerken, 4C personellerinin yıllık izin, iş güvencesi ve sosyal yardım gibi haklarının bulunmadığını söyledi. Özellikle son 10 yılda kamuda istisnai olarak çalıştırılması planlanan sözleşmeli kamu çalışanlarının sayısının 40 binler düzeyinden 250 bin düzeyine çıkması iş güvencesinin zayıflatılarak devlet memuru kavramından hükümet memuru kavramına geçişin ayak izlerini taşımaktadır. 2011 genel seçimleri öncesinde dönemin Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın 4C'li personellere aile ve çocuk yardımı verileceği yönündeki açıklamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir adımın atılmadığını da öne süren Özbulut, Türk Bürosen olarak çözüme kavuşmasını bekledikleri taleplerini sıraladı ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Sendikamızın konunun takipçisi olacağını ve 4C'lerin gasp edilen haklarının her platformda savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.